X Akademi stüdyolarından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Zeynep Salman İçli. Sizlerle birlikte daha öncesinde bu stüdyolarda program geliştirme, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi ve materyal tasarımı çekiyorduk. Ve sizlerle yaklaşık 15 yıl boyunca bu yolda birlikte yürüdük. Ta ki ne zamana kadar Kasım ayının ortasında bakanlık tarafından akademiye giriş diye adlandırılan AGS sınavıyla karşı karşıya kalana kadar. AGS sınavıyla birlikte eğitim bilimleri dersleri kalktı. KPSS formatı arkadaşlar ortadan çıktı. Ve tarih, Türkiye coğrafyası, sözel yetenek, sayısal yetenek, mevzuat, eğitimin temelleri, Türk Milli Eğitim Sistemi olacak şekilde ÖSYM tarafından ders içerikleri belirtildi. Ancak henüz bu derslerin soru sayıları ve örnek olarak yayınlanacak olan sorular karşımıza çıkmamakta bu video çektiğim zamanlar ve dilimler içerisinde. Bizler iki hafta boyunca birçok çalışmalara yer verdik ve bu kapsamlar içerisinde derslerimizin kapsamı ile ilgili özellikle eğitimin temelleri Türk Milli Eğitim Sistemi'ne yönelik tüm akademik kaynakları tarayıp aynı zamanda üniversitelerdeki akademik hocalarımızdan destek aldık. Fikir birliğinde arkadaşlar bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda artık çok fazla zaman kaybetmemek adına bugün sizlerle birlikte bu stüdyoya girmiş bulunmaktayım. Peki AGS sınavının soru dağılımları, derslerin soru dağılımları belli değilken hocam stüdyoya girip bu videoyu çekmek ne kadar doğru diye soracaksınız. O zaman gelin sizlere anlatayım. Şimdi bizim senin sizlerle birlikte işleyeceğimiz dersler içerisinde birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm yer almakta. Bu bölümlere baktığımızda ÖSYM'nin açıklamış olduğu dersler içerisinde eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi yer almakta. Şimdi bakın soruyorum. Biz eğitimin temellerini daha önce program geliştirme dersinde de ele alıyorduk. Ama daha öncesinde eğitimin temelleriyle ilgili olan arkadaşlar kısımda program geliştirme dersinden kaç soru geliyordu? Bir soru arkadaşlar geliyordu. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Bakın temeller konusunun alt başlıkları belli. Felsefi temel, ekonomik temel, toplumsal temel, siyasi arkadaşlar temel, hukuksal temel, psikolojik temel. Peki biz eğitimin temellerinin alt başlıklarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Sadece ÖSYM ne yapacak? Diyecek ki örnek veriyorum ben temellerle ilgili size 10 soru soracağım diyecek. Ama ÖSYM şunu yapmayacak. Bu sorunun bir tanesi felsefi temel, bir tanesi toplumsal temel, bir tanesi psikolojik temel demeyecek. Ben bu üniteyle ilgili sizlere 10 soru soruyorum diyecek. Dolayısıyla eğitimin temelleriyle ilgili ele alınacak konular belli arkadaşlar. Sadece soru sayısı neyi belirtecek? Şimdi ÖSYM 10 soru değil de 3 soru olarak bize soru getirirse. 3 soru gelirse burayı daha yüzeysel ele alırız. Ama 10 soru arkadaşlar gelirse burayı daha kapsamlı ele alırız. Dolayısıyla ben ikinci bölümü anlatmadan önce size birinci bölümden bahsedeceğim için bu süre içerisinde açıklama yavaş yavaş gelmiş olacak. Gelirse soru sayısına göre hareket edeceğim. Gelmezse şayet ben 10 soruymuş gibi kapsamlı olacak şekilde sizlere burayı anlatmış olacağım. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyim? ÖSYM'nin şu anda belirtmiş olduğu derslerin içerisinde benim anlatacağım yerlerin aslında konu dağılımları belli. Bakın ÖSYM ne dedi? Türk Milli Eğitim Sistemi dedi. Bu Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde bizim marif modelimiz son zamanlarda çok el alındığı için marif modeli göreceğiz bakın. Bu Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde eğitimden sorumlu kişileri, bunların görevlerini göreceğiz. Yasal düzenlemeleri göreceğiz. Öğretmenin niteliklerini göreceğiz. Ve aynı zamanda eğitim sisteminin teşkilatlanma yapısını göreceğiz. Peki bunlar net mi? Türkiye eğitim sistemleri içerisinde var mı? Var. Buna sadece iki konu ekleyebiliriz. Ya da buradan iki konu arkadaşlar çıkarabiliriz. Dolayısıyla ben başladığım zaman açıklama eninde sonunda geleceği için burayı da bu şekilde el alacak şekilde kapsamını ya daraltacağız da ya da detaylandıracak şekilde ders anlatım videolarımızı arkadaşlar sizlerin huzuruna sunacağız. O yüzden panik yapmamızın bir anlamı yok. Peki biz dersi nasıl işleyeceğiz? İlk bölümle başlayacağız. İlk bölüm eğitimle ilgili arkadaşlar temel kavramlar. Bakın şunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Kasım ayı içerisinde eğitim bilimleri kalkılacak denildiğinde ben bu dersleri tamamıyla arkadaşlar sürece bırakma kararı aldım. Sizlere sadece öğretmen atamaları mücadele platformlarında destek vermeyi arkadaşlar hedefledim. Ama kapsam açıklandığında, ÖSYM tarafından dersler açıklandığında Arkadaşlar ben bir program geliştirme uzmanıyım. Eğitim programları ve öğretimi uzmanıyım. Şurası PG'nin kapsamındadır. Şu kısım PG'nin kapsamındadır. Üçüncü bölüm PG'nin arkadaşlar kapsamındadır. Yani program geliştirmenin kapsamındadır. Bu süre içerisinde sizleri yarı yolda bırakmamak adına tekrardan stüdyoya girdim. Peki bölüm 1'de eğitimle ilgili temel kavramlar var dedik. Eğitimle ilgili temel kavramlarda biz nerede gördük? Program geliştirme dersinde gördük. Buradan program geliştirme dersinde bir ya da iki tane soru çıkmaktaydı bak. Peki burası her şeyin altyapısı mıydı? Evet. Biz burada sizinle eğitim kavramını göreceğiz. Öğretim, öğrenme kavramlarını göreceğiz. Eğitim türlerini göreceğiz. Formal, informal, örgün ve yaygın eğitim. Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitimin nasıl işlediğini, bunların genel amaçlarının ve özel amaçlarının neler olduğunu göreceğiz. Sonra kültür kavramından bahsedeceğiz ve daha sonra arkadaşlar programları göreceğiz. Peki neden? Çünkü zaten bu kavramların bazıları üçüncü bölüm olan Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde yer almakta. Ama ben ilk bölümden başlayarak aslında ikinci üniteye aslında arkadaşlar üçüncü üniteye ne yapmak istiyorum? Temel oluşturmak istiyorum. Şunu bir netleştirelim. İster soru sayılar açıklansın, ister açıklanmasın. Ben her koşulda sizlerle dersi işlemeye başlarken birinci bölümle zaten başlayacaktım. O yüzden şurayı işleyene kadar açıklama muhakkak gelecektir. İster açıklama gelsin, ister açıklama gelmesin, ister soru sayısı belli olsun, ister soru sayısı belli olmasın. Her koşulda bunu bilerek yola başlamanız gerekmekte. Neden? Bakın anlatıyorum. Şimdi en sonda <laughs> Türk Milli Eğitim temel sisteminden sonra kanunlar var. Mevzuat olarak adlandırdığımız anayasa ve kanunlar. Milli Eğitim Temel Kanunu. Öğretmenlik Meslek Kanunu. 222'li sayılı ilk öğretim arkadaşlar kanunu. Bunu da ÖSYM bize verdi mi? Verdi. Bunlardan kesinlikle sorumlu muyuz? Sorumluyuz. Bakın ne olacak? Türk Milli Eğitim temel arkadaşlar kanunu. Milli Eğitim temel kanunu. Kaç maddelik bir kanun? Bizim eğitim sistemlerimizi oluşturan bir kanun aslında. 64 maddelik bir kanun arkadaşlar. Ve ben en sonda Emrah hocanızla birlikte, Emrah Vahap Özkar hocanızla birlikte stüdyoya gireceğiz. Eğitimi ilgilendiren boyutları ben, yasaları ilgilendiren boyutları ise Emrah hocanızla birlikte işleyip kanunları ele alacağız. Şimdi bakın şunu söylüyorum. 64 maddelik bir kanun mu? Evet. Ama ben ilk bölümde eğitim türlerini ve milli eğitim sistemindeki eğitimi anlatarak aslında kanunlardan Milli Temel Kanunu'ndaki 40 maddeyi bitirmiş olacağım. Bakın ne yaptık? 40 maddeyi duyduğunuz üzere bitirmiş olacağız. Ve bunları ezberlemeden öğrenmiş olmanızı sağlayacağım. Dolayısıyla burası bizim için ne olacak? Temel teşkil edecek. Ve sadece şu iki konuyla ben bir 64 maddelik bir kanunun size neyini öğretmiş olacağım? 40 maddesini. Ve bunu nasıl öğretmiş olacağım? Ezberlemeden öğretmenizi öğrenmiş olmanızı sağlayacağım. Peki kültür işleyecek miyiz? Evet ben kültür işleyerek burada toplumsal temelin altyapısını kurmuş olacağım. Ve toplumsal temele ne yapmış olacağız arkadaşlar? Hazırlık yapmış olacağız. Ben burada size neyi öğreteceğim? Programları. Peki programları öğreterek neyin altyapısını kuracağım? Milli eğitim sisteminin altyapısını kurmuş olacağım. Hatırlarsanız aranızda izleyenler varsa ben program gelişme dersini sarmal tasarıma göre anlatıyordum. Altyapıyı kuruyordum. İçeriğin kapsamını tekrarlar yoluyla derinlemesine ve detaylı olacak şekilde arkadaşlar veriyorduk. Önce altyapıyı kuracağım. İkinci ünitede ve üçüncü ünitede hatta ve hatta kanunlarda birçok şeyi ezberlemeden anlamlandırarak öğrenmenizi sağlayacağım. Bu nedenle eğitimle ilgili temel kavramlarla altyapımızı yapıyoruz ki şurası zaten Türk Milli Eğitim Temel Sistemi arkadaşlar çok özür. Dilerim, Türk Milli Eğitim Sistemi dediğimiz 3. ünitemizde de yer almakta. Ama başa alarak altyapı kuracağım. Sonra ikinci üniteye geçeceğiz. İkinci ünite yine program geliştirmede görmüş olduğunuz bir dersti. Bunun altını açacağız. Daha arkadaşlar detaylı ve kapsamlı bir ders anlatımı içerisine gireceğiz. Felsefelerde yine arkadaşlar bakın neyi göreceğiz? Felsefe akımlar ve eğitim felsefelerini göreceğiz. Felsefenin uğraş alanlarını göreceğiz. Toplumsal temelde eğitimin toplum açısından öneminden bahsedeceğiz. Program geliştirilirken toplumsal temelin öneminden ve kültürden bakın bahsedeceğiz. Toplumun arkadaşlar din üzerindeki ya da dinin toplum üzerindeki etkisinden bakın bahsedeceğiz. Ekonomik temel iş gücü istihdamdan bahsedeceğiz siyasi temel, hukuksal temel, teknolojik temel bunlar aynı zamanda arkadaşlar hem üçüncü ünitemize hem de kanunlara bizim ön ayak, ön yapı oluşturmamızı bakın sağlayacak. Sonra son üniteye geldiğimizde psikolojik temel. Bu psikolojik temelin program geliştirme üzerindeki etkisini ben anlatacağım. Ama daha sonrasında kıymetli arkadaşlarım bulut vurdum. Gelişim psikolojisi açısından Dünyemin atalay ise öğrenme arkadaşlar psikolojisi açısındaki etkilerini sizlere sunabilmek için burada olacak. Bakın şu çok önemli. Bu dersler anlatılabilmek için anlatılmaması lazım. Bu derslerin anlatılmasında uzman kimse ve bu uzmanlık alanı arkadaşlar neyse o kişilerin anlatması her zaman sizler için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu işin içinde kul cool hakkı var arkadaşlar. Ben psikolojik temeli hakimim ama ben Bulut hocanız kadar ve Bünyamin hocanız kadar hakim değilim arkadaşlar. Dolayısıyla kul cool hakkına girmemek için şu kısmı çok kıymetli iki tane meslektaşım anlatmak için bu stüdyolarda olacak. Devam ediyorum. Üçüncü üniteye geçtik. Son yıllarda karşımıza çıkan marif modelini arkadaşlar konuşacağız sizlerle birlikte. Daha sonrasında eğitimde sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığından tutunda, Talim Terbiye Kurulundan tutunda şura'lara kadar bunların görev ve yetkilerine kadar arkadaşlar detaya gireceğiz. Sonrasında Türk eğitim sisteminin yasal temelleri, Tevhid-i Tedrisat bakın burada kanunu var. İşte burada yasalar arkadaşlar var. Burada 657 tabirli arkadaşlar memurlar kanunu var. İşte burada kritik bir nokta var. Belki ÖSYM burada 657 memurlar kanunu sormayacak. Ama biz işimizi riske atmadık. Memurlar kanunu da arkadaşlar buraya koyduk. Burayı karşınızda kim olacak? Emrah, Vahap, Öz hocanız karşınıza çıkacak. Zaten kendisi arkadaşlar gerçek bir avukattır. Anayasanın arkadaşlar ehli olan insanlardan bir tanesi. Emrah arkadaşlar hocanız anlatacak. Peki ben tevhid-i tesisat tevhid kanunlarına Hakim değil miyim? Hakimim. Peki buraya bilmiyor muyum? Bir program geliştirme uzmanı olarak biliyorum. Ama işin ehli varken bana arkadaşlar laf anlatmak düşmez diyorum. Ve sahneyi kime bırakacağım? Emrah Vahap arkadaşlar, Özkaracı'ya bırakacağım. Sonra öğretmenin nitelikleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nin teşkilat yapısı. Burayı Bünyamin hocanız arkadaşlar, Bünyamin Atalay hocanız sizlere anlatacak ve süreci bu şekilde çok kıymetli meslektaşlarımla bölüşerek sizlerin huzurunda daha nitelikli ve daha arkadaşlar kaliteli bir eğitim anlayışıyla karşınıza çıkacağız. Önemli olan bizim için yapmak değil. Önemli olan bizim için hakkını vererek ve kul hakkını arkadaşlar girmeyerek yapmak. Şimdi şunu söylüyorum. Bir kitap okuyorsunuz. Bu kitabı ortadan okursanız ve bu kitabı kanunlarla yani sondan okumaya kalkarsanız inanın sizleri çok iyi tanıyan bir hocamız olarak söylüyorum. Başa dönmek zorunda kalacaksınız. Bir kitabı ortadan okunmaz arkadaşlar. Bir kitabın sonu da okunmaz. Dolayısıyla çalışmaya temellerle başlayamazsınız. Çalışmaya kanunlarla başlayamazsınız. Bu ikisiyle başladığınız andan itibaren başlangıca yani kitabın başına dönmek zorunda kalacaksınız. Bizim amacımız ne? Sarmal tasarım anlayışına dayalı olarak altyapıyı yapıp diğer bilgileri de üzerine koyarak sizleri ezberden kurtaracak şekilde bir ders anlatımı ve sunumlarıyla ve kitap arkadaşlar anlayışıyla karşınıza aslında çıkabilmek. Ve canlar ne dedik yıllarca? Aramızda kan bağı yok. Ama aramızda arkadaşlar can bağı var dedik. Bu can bağına bana duymuş olduğunuz sevgiden ötürü, sizlere duymuş olduğum vefanın büyüklüğünden ötürü ben bu sistemde yine sizlerleyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte bizler başlıyoruz. Peki sen hazır mısın? O zaman hadi başlayalım.